Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2024 yılının Nisan ayının 20'lerindeyiz. Çiçekler zeytinde, çiçekler açmak üzere şu an. Zeytinde çiçekler açmadan önce bir uygulamamız var bizim. Mevcut oluşan çiçeğin dökülmesini engellemek için. Şu ilaçları kullanıyoruz. Zinkobor var. Yani hem çinko, bor içeren bir ilacımız var. İlaç demeyelim artık. Bitki besin elementi. Bir deniz yosunumuz var. Bir yeyiz yapıştırıcımız var. Bir de bir insektisimiz var. İnsektisimizin de içeriği bu beta sülfitrin denilen bir madde. 3A grubu insektislerden. Bir de imparator var. Şimdi bunları karıştırıp açacağız. Ben daha önce bunu karıştırdım. Birbirlerinde bir antagonist etki yaratıyor mu diye. Bir sorun yaratmadı. Yakında bakalım. Yani bunlar karışabiliyor. Eğer karışamama durumunda zaten harç gibi olur. Evet. Hem pulverizatörden dışarıya çıkmaz, sertleşir. Hem de birbirinin etkisini yok eder. O yüzden biz bunları önce bu karışımı burada halledeceğiz. Daha sonra içine koyacağız. Mesela zinkoboradan diyor 600 litreye 1,5 litre. 600 litre bir tanker. Evet, 600 litre. Tankerimiz 600 litre. Bu arada Mustafa abi de tanıtayım. Mustafa abi de Gebiz Kahyalar Köyü'nün en değerli çiftçilerindendir. Kendisi emekli oldu. Daha sonra aynı zamanda çiftçilik yapıyor. Karpuzdur, kavundur, sera var. Profesyonel bir çiftçi. Biz de Mustafa abiden öğreniyoruz aslında biz bu işleri. Mustafa gibi, abi gibi insanlardan öğreniyoruz. Şu an Mustafa ağaç olarak ne var sende yaptığın ağaç? Zeytin var, limon var, portakal var. Hepsinden var yani. Onun dışında sera işi. Onun dışında seramız var. Seralarda ne eker ne dikerse? Mustafa abi dinleyelim biraz. Evet, seralarda biz domates ekeriz. Kışın ocakta domatesi sökeriz. Yerine karpuz ekeriz. Evet. Şimdi Allah izin verirse bayağı oldu. Şöyle 5-6 kilo olur. Evet. Diyelim ki en geç Nisan'ın 30'unda hasata başlarız. Allah izin verirse. Şu an karpuzların büyüklüğü ne kadar? Büyüklüğü 5-6 kilo var şu an. Bayağı büyümüş o zaman. He, bayağı büyüdü. Ta olmasını yani olgunlaşmasını bekliyoruz. Piyasası 1-2 kilo ta olur. Piyasası ne durumda şu an karpuzun acaba? Şu an duyduğumuz kadarıyla halde 25-30 arası gidiyor. Gittiğini duyuyoruz. Ta o bizdeki yarışmadığı için tabii erken ekenler hasata başladı. Bir hafta 10 gün oldu. Devam ediyor. Satıyorlar. Öyle duyduk. İnşallah biz de o günleri görürüz. Biz de satmaya başlarız. Telefona da bakabilirsiniz. Cafer Bey şu an müsait değilim. Sonra görüşelim. Tamam. Evet abi. Yani memnun musun fiyatlardan? O şekilde sorayım. Karpuz fiyatlarına. Şu an memnunum. Çok güzel. Yani bu fiyatlar iyi yani. Bizi tatmin eder yani. Mustafa abi özellikle sera da çok iyi. Kaç tane sera var Mustafa abi? Kapalı alan. Kapalı alan. Şu an evet 14-15 dönüme yakın kapalı alanım var. Bir yarısı karpuz, bir yarısı domates. Şimdi domates de ektim aynen Şubat'ın birinde domates ektim. O da bu ayın sonuna Allah izin verirse şerefte ederiz. Mustafa o kadar şey nasıl başa çıkıyorsun? Sağ olsun. Ekibin var mı ya ekip, da ne yapıyorsun? Ekip işçi yömeyici getiriyoruz Gebiz'den. Peki yömeyici konusunda sıkıntı çektiğin oluyor mu? Yani evet sıkıntı çektiğimiz oluyor. İşçi bulmada sıkıntı var. Ama bir şekilde sağ olsun geliyorlar. Yövmeye 600 bin. 600 lira. 600 lira. İyi. Öğlen yemeği bizden. Senden. Çok iyi. Sabah 8, akşam 5. Öğlen istirahatımızı yapıyoruz. Beraber kahvaltımızı, yemeğimizi yiyoruz. Gül oynaya çalışıyoruz. Gül oynaya çalışıyoruz. Gençler şehirde mehirde işmiş arabanıza gerek yok. Köyler iş dolu. Evet. Gelin her taraf iş. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. Zinkobor'dan 1,5 litre. Yanımda şu an 1,5 litrelik ölçek yok. O zeytin bahçesine gittiğimde bundan katacağım. Mesela bizim insektisimizden ben yazmıştım buraya 200 cc. Yani 600 litrelik bir şey. 200-250 cc civarında. Bu elimdeki ölçek 50 cc'lik.
Şimdi şuradan dökelim şöyle. Yani 200-250 cc. Çok da olmasına gerek yok. Çiçeğe yakın dönemdeyiz. Tabii. Bu insektisimizi kattık. Şimdi bu deniz yosunu var. Bu 600 litreye 1,5 litre civarında. Bunun da içinde zaten o kadar var. Fazla yok. Onu da boşaltıyoruz şöyle. Bunun tamamını boca ettim. Yaklaşık o kadar. Şimdi yayıcı yapıştırıcımız var. Bu da istiyoruz ki yağmur, yaşta, şunda bunda şey olmasın. Bunu da 600 litreye 1 ton 50 gram yani 500-250 falan yapıyor. 250-300 cc. Yok yani. Fazla gitti, az gitti. O konuda endişe etmeyin. Bizde bunu koydum. İmparator. Bu daha çok çekirgeleri falan ürküsün diye az bir miktar koyacağım arkadaşlar. Birbiriyle etkisini yok eden bir şey yok. Onu da baktım. Bu 600 litre 300 miligram. Yani 300 mililitre diyelim artık. 300 cc diyelim. Konuyu 600 litreye şöyle. Zaten fazla bir şey yok. Bu da ancak o kadar. Bu biraz ürkütsün diye o amaçla. Çekirgeler, taze sürgünleri genelde yiyor. Çikobor'u yanımıza götüreceğiz. Şimdi şunu katalım. İşimiz bitti sayılır. Biraz Sıfa, buraya getirebilirsin. Evet, içine bakın isterseniz arkadaşlar, yakın var. Güzel, herhangi bir peynirleşme yok. Bak Mustafa abi daha iyi biliyor. Evet. İlk şeyler ben ifade edemiyorum bazen. Evet, doyulaşma, peynirleşme. Evet. Bizler bu tür insanları yanında öğreniyoruz. Aslında bizim üstadlarımız oluyor bu insanlar. Evet. Çünkü ömürleri bu işin içinde geçmiş. Evet. İlkokul birinci sınıf değil, ikinci sınıfta traktörün üstüne çıkmaya başladı. Düşünün yani çocukken bu işi öğrenmiş. Mustafa abi karıştırayım bunda bir şeyle yoksa... Yok ya. Yok ya, tamam. Dur, açma bu şekilde, tamam. Test yaptığım vardı. Bunu da dökelim içine. Tabii, telefon. Fazla bir şey değil zaten bu. Genel gramajı etkileyecek bir şey yok. Arkadaşlar burada önemli olan bu işlemi zeytin güvesinin yaprak neslini ve zeytin güvesini yok etmek için uyguluyoruz. Eğer bu dönemde kaçırırsak zeytin güvesini,
çiçek zamanında atmak gerekir. Çiçek zamanında ben pek ilacı tavsiye etmiyorum. Ha, ille de atmak isterseniz bu insektisidi, beta sülfitrin denilen maddeyi gramajını düşürmeniz gerekiyor. Çünkü hem tozlanmasını engeller, hem arılar birçok şeyde tozlamada faydalı olduğu için. Ben bir yaprak nesline, bir de meyve nesline atıyorum. Meyve neslinde tabii, eğer kaçırdıysanız yaprak neslinde, mecbura meyve neslinde bir uygulama daha yapmanız gerekir. Biz garanti olsun diye bir de meyve neslinde atıyoruz. Ben ama iç kurdu oluşmasın zeytinde diye. Bu zinc bor denilen çinko ve boru da şu an burada 1,5 litrelik gramajı yok. Siz bunu attığımı farz edin. Zeytin bahçesinde Mustafa abiyle tekrar motoru çalıştırdığı Mustafa abiyi çekeceğim. Ondan sonra işimiz bitmiş olacak. Amacımız nedir? Zeytin güvesinin yaprak neslinde işi bitirmek. Ayrıca mevcut oluşan çiçekleri de dökülmesini engellemek için ve çiçeğin tutumunu engellemek için çinko boru uyguluyoruz. Normalde 3 uygulamadır bu. Ben sadece bunu çekiyorum. Evet, bir 3 uygulama, aşamalı aşamalı uygulamak gerekiyor bunu. Benim şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Mustafa abi, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Tamam, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere.